Genelleştirilmiş integralde doğrudan karşılaştırma testi örnek soru 4. Bu videomuzda genelleştirilmiş integralde karşılaştırma testine bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Birden sonsuza 1 artı 3 sin 4 2x bölü karekök x dx integralinin yakınsak mı yıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Burada verilen integralimizin, genelleştirilmiş integralimizin içinden karşılaştırma yapabilmek için bir yeni genelleştirilmiş integral üretmeliyiz davranışını bildiğimiz. Burada da açık bir şekilde 1 bölü karekök x var. Bunu bir deneyerek başlayalım. Bu bir P integralidir. Birden sonsuza işe yaramazsa başka şeylerin peşine düşeriz. 1 bölü karekök x dx. Bu bir P integrali. P'si buradaki x'imizin üssüdür ki burası x üzeri 1 bölü 2'dir. Karekök x üzeri 1 bölü 2'dir. P'miz 1 bölü 2. Küçük eşit 1 olduğundan dolayı bu genelleştirilmiş integral bıraksaktır. Şimdi doğrudan karşılaştırma testimize geçelim. Doğrudan karşılaştırma testi. Bizim ürettiğimiz bıraksak olduğuna göre işe yarayabilmesi için bu ifadeden daha küçük terimler üretiyor olması gerekir. 1 bölü karekök x 1 artı 3 sin üzeri 4 2x bölü karekök x. Burada biliyoruz ki sin üzeri 4 2x. Sadece sin 2x olsaydı eksi 1 ile 1 arası değerler alırdı. Dördüncü üssünü aldığımız için eksi değerlerin çıkabilmesi mümkün olmaz. Sıfırla 1 arasında değerler alır. Burası sıfır değerini aldığı zaman bu ikisi karşılıklı eşit olur. Bu ikisinin eşitliği söz konusu. Ama sıfırdan büyük ne verirsek verelim, bu tarafın payı daha büyük olacağı için burası buraya eşit ve daha büyük değer üretir. Bulduğumuz ıraksaklık durumunun işe yarayabileceği bir görüntüye kavuştuk. Doğrudan karşılaştırma testinde küçük olanın ıraksak olduğunu biliyorsak, ondan daha büyük terimler üretenin de kesinlikle ıraksak çıkacağını biliyoruz. Bunu gördükten sonra şunu söyleyerek sorumuzu bitireceğiz. Birden sonsuza 1 bölü kök x dx ıraksak ise birden sonsuza 1 artı 3 sin üzeri 4 2x bölü karekök x dx t ıraksaktır. Oldukça güzel bir doğrudan karşılaştırma testi sorusuydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.